100 yıl önce İstanbul'da bir araya gelen psikiyatri ve nöroloji uzmanı birkaç kişi, Türkiye'nin tıp alanındaki ilk uzmanlık derneğini kurdu. 16 Ekim 1914 tarihinde kurulan Türk Nöropsikiyatri Derneği, ardında kalan yüzyıla öncü isimler, önemli eserler, toplantılar, tartışmalar, kongreler, dergiler ve en önemlisi köklü bir gelenek bıraktı. Kapısında ölümün girmesi yasaktır yazan, vasiyetlerin açılmadığı yer olarak bilinen antik sağlık kenti Asklepion. Günümüz Türkiye'sinin batısında antik Pergamon kentinde yer alan Asklepion, mitolojideki sağlık ve hekimlik tanrısı Asklepios'a adanan bir tapınak. Aynı zamanda ruhu ve bedeni sağlatan önemli bir merkez. Orta çağda akıl hastaları dünyanın başka ülkelerinde içlerinde şeytan olduğu düşünülerek yakılırken, Asklepios kültünün yeşerdiği bu coğrafyada akıl hastalarıyla birlikte yaşanıyor, şifahanelerde bakılıyor, müzik ve ritmin, çiçek kokularının ve fıskiyeli havuzlardan gelen su sesinin hastayı teskin edici etkisinden yararlanılıyordu. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun saltanatları süresince bu anlayış devam eder. Özellikle Balkanlarda başlayan isyanlarla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi başlar. Bundan Osmanlı'daki bimarhaneler de olumsuz etkilenir. Akıl hastalarının bakımının yapıldığı bimarhanelerde hastaların hayatlarının nasıl geçeceği genellikle sosyoekonomik durumlarıyla belirlenmekteydi. Zenginler hastalarını daha çok evde tutma eğilimindeydi. Cinler, periler tarafından zapt edildiğine inandıkları delilerini evlerinde tenkiyeler, kan almalar, büyü çözmelerle iyileştirmeye çalışıyorlardı. Fakirlerse hastalarını bimarhaneye koyarlardı. Erkek hastalar boyunlarına halka geçirilmiş ve zincirlerle bağlanmış olarak, kadınlarsa bir yük gibi çarşafa sarılmış olarak hastaneye getirilirlerdi. ...1830'lu yıllarda Osmanlı Reformu yayınlanan Tanzimat Fermanı ile başlar. Bu modernleştirme hareketinden tıp camiası da etkilenir. Ve bu alanda ilk olarak batılı anlamda bir akıl hastanesi Dr. Luigi Moncheri tarafından Toptaşı Bimarhanesi'nde kurulur. Moncheri'nin de çabalarıyla 1877'de Osmanlı Ruh Sağlığı Yasası çıkar. Bimarhanelere dair nizamname. Birinci madde. Hiç kimse hükümetten resmi izin belgesi almadıkça akıl hastanesi kuramaz. Resmi izin belgesi olmayanlar almak zorundadır. Başkent ve ülkenin geri kalanında izin belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından verilir. İkinci madde. Evde bir deli olursa ve ailesi bağlamak zorunda kalırsa, bağlayıp ardından hükümete haber verecek. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk modern tıp okulu 1827 yılında açılmıştı. Daha sonraki yıllarda Mektebi Tıbbiye-i Şahane adını alan okulun eğitim dili Fransızcaydı. ...19. yüzyıl ortalarına gelindiğinde İstanbul'da önemli sayıda yerli ve yabancı hekim bulunuyordu. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki olan İngiliz, Fransız ve İtalyan ordularıyla birlikte İstanbul'a çok sayıda tabip ve cerrah da gelmişti. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk tıp derneğini kurdu. Cemiyeti Tıbbiye-i Şahane. 20. yüzyıl başına kadar tıp fakültesinde psikiyatri ve nöroloji eğitimine çok az yer veriliyordu. Psikiyatri o dönemde iç hastalıklarının konu başlıklarıydı.
psikiyatri ve nöroloji akademik bir tıp dalı olarak bağımsızlığını 1898 yılında Doktor Raşit Tahsin'in verdiği derslerle kazandı. Raşit Tahsin'in nöropsikiyatri alanında uzmanlar yetiştirmesi ise 20. yüzyılın başında gerçekleşebilmişti. Türkiye'nin ilk akliye ve asabiye mütehassısları, yani psikiyatri ve nöroloji uzmanlarının sayısı 1900'lü yılların başında bir elin parmaklarını geçmiyordu. Nöropsikiyatri alanında tartışmaların başlaması ve ilk yayınların ortaya çıkabilmesi ancak 1908 yılında, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra gerçekleşebildi. Bu gecikmenin nedenlerinden biri de dönemin sultanı 2. Abdülhamit'in özel durumuydu. 2. Abdülhamit 1876 yılında akıl hastası olduğu gerekçesiyle tahttan indirilen 5. Murad'ın yerine geçmişti. 2. Abdülhamit 5. Murad'ın müptela olduğu cinnetten iyileşebileceğine dair bir korku ve endişeye sahipti. Mazhar Osman bu olayın Abdülhamid'i nasıl etkilediğini şöyle özetliyordu. Sultan Murad'ın cinneti meselesi, padişahı 35 sene bir kabus gibi, bir ide obsedan gibi izaç etti durdu. Onu hatırlatacak her kelimeden kuşkulanırdı. Malum ya, Sultan Hamit zamanında deli, mecnun, darü şifa, cinnet, ihtilali şuur gibi kelimeler yasaktı. Delinin iyi olabildiğinden, iyileştiğinden bahsedilmezdi. Çünkü maazallah Sultan Murad'ın da iyileşmesi hatıra gelebilirdi. Tabii böyle bir devirde bimarhanenin ne halde olabileceği tahmin olunabilir. ...1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyetin ardından özellikle psikiyatri alanında yeni kitaplar yayınlanmaya, gazete ve dergilerde nöropsikiyatri konuları daha fazla yer almaya başlamıştı. Toptaşı Bimarhanesi de bu dönemde değişime uğramış, fiziksel altyapısı ve hasta bakımında çağa uygun yenilikler gerçekleştirilmişti. Az sayıda da olsa dönemin nöropsikiyatrları hem dallarındaki gelişmeler hakkında hem Türkiye'de bu alanda neler yapılması gerektiği hakkında tartışmalara giriyor, yazılar kaleme alıyorlardı. Türk Nöropsikiyatri Derneği 1914 yılında bu gelişmeler üzerine kurulur. Toptaşı Bimarhanesi Başhekimi Avni Mahmut, 1914 yılı Ekim ayında meslektaşlarını bir cemiyet kurma düşüncesini tartışmak üzere toplantıya çağırır. Bu ilk toplantı 16 Ekim 1914 günü Toptaşı Bimarhanesi'nde 12 kişinin katılımıyla gerçekleştirilir. Üyeler akliye ve asabiye uzmanlarının birlikte yer almaları ve derneğin isminin de her iki uzmanlık alanını kapsayacak şekilde olması konusunda fikir birliğine varır. Raşit Tahsin söz isteyerek Avni Mahmut Bey'i destekleyen bir konuşma yapar ve o da bu iki dalın kardeş olduğunu şu sözlerle vurgular. Zaten akliye ve asabiye bir batında doğmuş ikiz çocuktur. ...28 Temmuz 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı, Kasım 1914'te Osmanlı İmparatorluğu'nun da savaşa katılmasıyla dernek faaliyete geçemedi. Savaşa rağmen Fransız Lape Hastanesi'nde başhekim olan Mazhar Osman, bilimsel toplantılar düzenlemeye devam eder. Toplantılarda sunulan vakaları Şişli Müsamereleri başlıklı bir dergide yayınlar. Bu dergiler aynı zamanda Türkçe yayınlanan ilk nöropsikiyatri dergisidir. Savaş süresince verilen 4 yıl aranın ardından 18 Mayıs 1918 günü dernek yeniden toplanır. Bu toplantıda dernek resmen kurulur ve adı Osmanlı Tababeti Akliye ve Asabiye Cemiyeti olur. Mondros Mütarekesi'nden sonra İstanbul işgal edilir. Mütareke İstanbul'un da dernek kurucuları çalışmalarına devam ederler. Derneğin ilk bilimsel toplantısı 1919 yılında yapılır. Derneğin başkanı Mazhar Osman aynı yıl yeni bir dergiyi yayın hayatına kazandırır.
1919 yılından başlayarak Mazhar Osman'ın öldüğü 1951 yılına dek yayın hayatını düzenli olarak devam eden İstanbul Serriyatı'nda dernek etkinliklerine, haberlerine genişçe yer verilir. Cumhuriyet'in ilanına kadar Osmanlı Tababeti Akliye ve Asabiye Cemiyeti adıyla anılan dernek, Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk Tababeti Akliye ve Asabiye Cemiyeti adını alır. Daha sonra Türk Nöropsikiyatri Derneği adını alacaktır. 1925 yılına kadar Tababeti Akliye ve Asabiye Kongreleri her yıl Ekim ayında tekrarlanır. Kongrelerden birisi Gümüşsuyu Hastanesi'nde, diğerleri Toptaş'ında yapılır. 1925 yılından itibaren Milli Tıp Kongresi ile dönüşümlü olarak 2 yılda bir düzenlenir. 1932 yılında Bakırköy'de toplanan Tababeti Akliye ve Asabiye Kongresi'nin açılışında Mazhar Osman, cemiyetin kuruluştaki amaçlarına, hedeflerine önemli ölçüde ulaştığını söyler. Cemiyet, mecnunların refahına ve asri surette tedavisine çalışacaktı. Ve memlekete yeni hastane ve bimarhaneler açılması için uğraşacaktı. İşte 5 senedir gayelerimizin en büyüğü olan bimarhane meselesini hallettik. Türk Nöropsikiyatri Derneği 1950 yılında Dünya Psikiyatri Birliği'nin kuruluşunda yer alır. Ben de bunu gururla yeri geldiğinde Dünya Psikiyatri toplantılarında söylüyorum ki Türk Nöropsikiyatri Derneği 1950'deki Uluslararası Psikiyatri Kongresi ve Dünya Psikiyatri Birliği'nin kuruluş deklarasyonunda imzası olan bir ülke ve dernek. Mazhar Osman'ın 1951 yılında ölümünden sonra ertesi yıl Profesör Doktor İhsan Şükrü Aksel Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin başkanı olur. Mazhar Osman'ın ölümüyle birlikte İstanbul Serriyatı dergisi de kapanır. 1952 yılında Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin yayın organı olarak Akta Nöropsikiyatri isimli nöroloji ve psikiyatri alanında yapılan araştırmalara, çalışmalara, vaka sunumlarına yer veren dergi yayın hayatına başlar ve aralıklarla 1960 yılına kadar devam eder. 1952 yılında İhsan Şükrü Aksel'in başkanlığında bir Milli Nöropsikiyatri Kongresi düzenlenir. Derneğin devam ettirdiği geleneklerden biri de toplantı takvimidir. Her ayın son çarşambası saat 11'de bir toplantı oluyor. Bu toplantının tabii önceden gündemi yapılıyor, herkese bildiriliyor, haber yollanıyor herkese. O gündemde işte kimlerin ne konferansı olacak falan bildiriler oluyor ve kliniklere göre değişiyordu. Yani Çapa'da oluyordu, Cerrahpaşa Nöroloji o zaman var, orada oluyordu. Haseki'de oluyordu, Adli Tıp'ta oluyordu. Bakırköy'de tabii oluyordu. Başka işte yani psikiyatri kliniği olabilen, psikiyatri nöroloji kliniği olabilen yerlerde rotasyon halinde oluyordu. Gündemli toplantılar mı yapıyordunuz İzmir'de? Evet, her ay. Her ay? Evet. Burada bir konuşmacı mı oluyordu, iki konuşmacı mı? Şurada iki konuşma evet. Var. Burada 72 tarihine ait gündem evet. Var. Konuşmacılardan biri sizsiniz. Evet, evet, evet. Her ay düzenli toplanıyorsunuz. Evet, ilim ve film dahil. İlim ve film dahil. Yani film dediğiniz toplantı aynı akşam yerde. Akşam yemeği. Meyhanesi. Meyhanesi. Ankara'daki psikiyatri ve nöroloji hekimlerinin bir araya geldiği haftalık toplantılar düzenlemede çok etkinlik gösterirdi Rasim Adasal ve çok önem verirdi böyle şeylere. Bu arada kendisi ve arkadaşları Ankara Psikiyatri, Nöropsikiyatri Cemiyeti'ni kurmuştu. 1950'lerde. Şey, İsmail Ziya Türegil vardı. Türegil mi? Hoş bir adamdı böyle, gayet İngiliz tipli. Ama o her zaman itiraz ederdi bir şeylere. Bir de şey vardı, İzzettin Şah'dan. İzzettin Şah'dan gelir miydi? Oo. O herhalde hep muhalifti.
Şimdi ben İzzettin Şadan'ın kim olduğunu falan bilmiyordum. Bir kloşar gibi bir adam vardı. Üst baş dökülüyor. Perişan bir adam. Her seferinde tıraşı uzamış falan perişan. Her seferinde itiraz eder. Her şeye itiraz ederdi. Bir nörolog arkadaşımız bize başvurdu. Bir sene kadar Amerika'da kalmış. Ne olur dedi, ben de işte Amerika'da nöroloji nereye geldi, neler yapılıyor, nörolojinin bugünü nasıldır, geleceği nasıldır, bununla ilgili bir konuşma yapmıştır ya bir konferans verme. Gayet tabii memnuniyetle falan dedik. Hemen de programa şey ettik. Toplantı Bakırköy'de olacaktı. İşte bunu ilan ettik. Böyle de bir uzunca konuşma olacağı için başka hiçbir şey de yoktu programda. Sadece o arkadaşın İster konuşma deyin, ister söyleşi deyin, ister konferans deyin, o konferansını bildirdik ve 11'de diye de ilan ettik. İşte İhsan Şükrü Hoca birazcık söz etti genel olarak. Ben bir iki haber varsa onları bildirdim. Arkadaş hemen gelecek, nörolog ve biz başlayacağız diye de bekliyoruz. Saat 11, 11 çeyrek, 11.30. Lafı uzatıyoruz. Hoca hikayelere başladı. Ben işte bir şeyler şey etmeyerek soru cevaba geçtik. Hiç yokken işte bizi eleştiriyor musunuz? Bizle ilgili önerileriniz nedir? Teklifleriniz nedir? Eksiğimiz yani lafı uzatalım ki şeydi. Nihayet 45-50 dakika sonra bu arkadaş geldi. Bir oh dedik. Çok şükür dedik. İlk söze başlayışı da Amerika'da dedi her şey vaktinde başlar dedi. İnanın ki. Sınırlı sayıda üyesi bulunan derneğin tüzüğünde üyeliğe kabulün çok kolay olmadığı görülmektedir. Derneğe üye olmak için bir yöntem vardı. Evvela herhangi bir kişi sizi tanıtıyordu işte. Adayımız, üye adayımız Özcan Kökner şu doğumlu, şu zaman tıp fakültesini bitirdi, askerliğini bitirdi, şurada çalıştı. Ben derneğe üye olmasını öneriyorum diyordu. Bunu İhsan Şükrü Aksel ortaya koydu. Üye olacak aday salondan çıkarılıyordu, oylama yapılıyordu. Ondan sonra tekrar salona alınıp üye olduğu kendisine başkan tarafından tebliğ ediliyordu, anlatılıyordu. Bu eski lonca teşkilatlarının bir kişiyi camiaya kabulü törenidir bir anlamda. Şimdi o kadar törensel değil, daha çok kağıt üzerinden. 27 Mayıs 1960. Saatler sabaha karşı 05.25'i gösterirken Ankara Radyosu'ndan yükselen kalın bir ses... 27 Mayıs 1960 darbesinden hemen sonra Nöropsikiyatri Derneği ikinci kesintisini yaşadı. Dernek kapatılmış, dernek başkanı İhsan Şükrü Aksel 147'ler listesine alınarak üniversiteden uzaklaştırılmıştı. 60'da ihtilal oldu. 147 bir gece gazete bakıyoruz sabahtan, çay içmeye gazete gelir Hürriye. 147 tane hoca gitmiş. Bunların içinde asistan, baş asistan da var. Sade hocalar değil. Çok şey yaptık yani, ne olacak, ne gidecek? Hoca bugün evvel bana söylemiş senin kadro meselelerini halledeyim diye. Hoca gitmiş, sistem değişti. 1963 yılında Aksel'in göreve iade edilmesinin ardından dernek tekrar etkinlik kazandı. 1964 yılında Türk Nöropsikiyatri Derneği ilk yıllarında olduğu gibi nöropsikiyatri kongrelerini yeni bir solukla yeniden başlattı. 23-25 Eylül 1964 tarihleri arasında Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin Türkiye Akıl Hıfzı Sahası Derneği ile ortaklaşa düzenlediği bu kongre, bu yıl 50.si yapılacak olan kongrelerin birincisidir. İlk kongrenin başkanı İhsan Şükrü Aksel'di. Kongrenin duyurularını yapan, afişleri hazırlayıp organizasyon komitesinde yer alan isimlerden biri de Özcan Köknel'di. Bizim açacağımız gün oranın da kongre toplantısı var, devam ediyor. Oradaki hademeydi herhalde. Efendim burada kongre var dedi ama nasıl olur hocam falan. Rasim Adasalı'nda etekleri tutuştu. Peki dedi, bize başka bir salon verebilir misiniz? Oranın asansörü de yok. Tamam dediler, gelin yukarıda salonlara bakalım. Çıktık, bir kat çıktık, bir kat daha çıktık. Üst katta orada çalışanların yemekhanesi var. Büyük bir salon, sıralar var.
Tamam dedi Rasim Alsal, bu sıraları kaldırırız. Buradan aşağıdan iskemleler getirtiriz. Burada yap. Aman hocam olur mu? Peki dedim hocam, hadi dediğinizi yapalım. Hocayı nasıl çıkaracağız buraya dedim. Yani hoca ayağı sakat biliyorsunuz. Yani tromboflebiti vardı. Zar zor yürüyor. İşte benim gibi bastonla şey diyor. Ona ki. O yıllarda da vardı tabii. O yıllarda da vardı. Mutlaka ayağını uzatar bilmem ne gittiği yerlerde. Biz arada gidip heparin meparin falan bir şeyler yapardık. Yani çok eski yıllardan beri vardı. Düşündü. Yaniya dedi, o biliyorsun biraz da böyle konu. Yaniya dedi, bir koltuk alırız yani dedi. Hocayı oturturuz. Yani dedi biz 4 kişi sırtımızda çok da sembolik olur yani dedi. Aynen. Yani dedi psikiyatlar hocalarını sırtında taşıyor da çok da sembolik olur. Çok hocam yapmayın Allah'ım severseniz. 1964 yılında gerçekleştirilen bu ilk kongreyle birlikte Nöropsikiyatri Arşivi adıyla yeni bir dergide yayın hayatına başlar. İlk sayıda ilk kongrenin bildirilerine, tutanaklarına yer verilir. İlk yıllarda dergiye yazı bulmakta güçlük çekilir. Ama ilerleyen yıllarda binbir güçlükle de olsa yayın hayatına devam eder. Öyle bir danışma kurulumuz falan da yoktur doğrusu. Hakikaten böyle bir şeylerin kavram olarak da şeyinde değildik. Olsak bile uygulama şansımız yoktu. Çünkü hakikaten yazı bulmak falan da bir sorundu. 50. yılını dolduruyor zannedersem. Evet, 50. yılını dolduruyor. O etkili bir dergi olarak dernek tarafından uzun süre yayınlandı. Zaman zaman aksamaları olmuş olsa bile gene de Türkiye'deki en eski dergidir. En eski dergidir. 100 yıllık bir derneğin 50 yıllık bir dergisidir. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Yani yazı kurulunda görev aldım uzun yıllar. Sonra yazı kurulundan çıksam bile matbaa düzeltmelerini hala neredeyse yapıyorum. Çünkü pire gözlü derler bana, hiç gözümden bir şey kaçmaz. Yani dergiye yardımı sürdürüyorum tabii. Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin bu yıllarda gerçekleştirdiği önemli etkinliklerden biri de uluslararası sempozyumdur. Dernek, 6-8 Mayıs 1970 tarihleri arasında Dünya Psikiyatri Birliği ile birlikte ilk kez uluslararası bölgesel sempozyumu gerçekleştirmiştir. 1970'lerde derneğin düzenlediği bazı kongreler unutulmazdır. Yalnızca konuşmacılar ya da tartışmalar açısından değil, kongre süresince düzenlenen sosyal etkinlikler açısından da. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ya, şimdi bunu bilmiyoruz ama ortalıkta bir şeyler var. Norveçli profesörle karısı da var. Onlar da otelde kalıyorlar. Bir telaşlanmışlar, silahlar atıldı burada bilmem ne. Meğerse 6 Ekim diye orada tören yapılmış. Bundan korkmuşlar. 70'li yıllardan bahsederken ve gerek tıpta gerek psikiyatride örgütlenmelerden bahsederken öyle çok sayıda dernek falan yoktu, öyle bir imkan da yoktu. Nöropsikiyatri Derneği o zaman nöroşirurjiyi, nörolojiyi, psikiyatriyi ve psikolojiyi kapsayan bir dernek. ...1980 askeri darbesi Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin faaliyetlerine üçüncü kesintiyi getirdi. Tüm dernekler kapatıldı. Derneğin yeniden açılması için de yoğun uğraşlar vermek gerekti. Erken 12 Eylül oldu. İşte kongrenin son günü 12 Eylül. 12 Eylül'de dernekler kapatıldı filan ama biz çalışmamızı götürüyoruz. Yani dernek olarak yapmıyorsak bile klinik olarak götürüyorduk çalışmamızı. Benim 12'sinde bir sunumum olacaktı. 11'i gecesi otelde kalmayıp eve gittim.
annem telefonla uyandırdı. Çabuk kalk televizyonu aç diye. Açtık ki generaller konuşuyor. Sonra kaldık tabii orada. Bizim toplantı yapılamadı ama ondan sonra nihayet bir Günseli Hoca bir şeyleri, özel izinler falan ayarlayıp o benim konuşmamla ilgili bir şeyleri sunmama da fırsat vermişti. İşte bu ihtilal olunca Kenan Paşa, büyük paşa, efendim yazmasının büyük paşa deyince başka şey de giriyor kafasına filan. Rezil etti yani bizi, kapattı mapattı. Sonradan tekrar açıldı gibi ama artık öyle eski zevk de kalmamıştı sanıyorum. Dernekler tabii siyasi çalkantılarla çok etkilenen kuruluşlardır. Bir bakıma örgüt deyince, dernekte bir örgüttür tabii, örgüt deyince halkın bir miktarda ürkmesi bunlarla ilgilidir yani. Bir derneğe üye olduğunuz zaman, bir örgüte üye olduğunuz zaman bir neredeyse bir terörist gruba üye olmuş gibi algılanan bir toplumda da yaşıyoruz yani. Böyle bir toplum da var. Onun için aileler çocuklarını derneklere falan pek kolaylıkla şey itmek istemezler yani. 1987 yılında düzenlenen 23. Nöropsikiyatri Kongresi'ne kadar nöroloji ve psikiyatri kongreleri birlikte düzenlenir. 1988 yılında 24. Kongre ile birlikte hem nöroloji hem psikiyatri ayrı ayrı kendi ulusal kongrelerini toplamaya devam eder. Psikiyatri ve nöroloji birlikte oluyoruz toplantıları. Ama psikiyatri daha zevkli, daha eğlenceli olduğu için bütün gençler psikiyatri toplantılarına gidiyor. Nöroloji de çok kuru ve yan dalları da bu kadar gelişmemişti nörolojinin. Ondan sonra Turgut Sileli ile biz o toplantıda dedik ki, ya bu böyle olmayacak. Biz nöroloji ve psikiyatri olarak ayrılalım dedik. İster istemez bu birikimle beraber biraz ayrı yapılma ihtiyacı doğmuştur diye düşünüyorum yani esas olarak. Yani ana itici gücün bu olduğu kanaatindeyim. Bir taraftan bu olurken yani böyle bir noktaya gelirken diğer taraftan da hep birbirine ihtiyaç duyma duygusu ve düşüncesi böyle kuvvetli biçimde devam etmiştir. Yani bu da yani sönmemiştir. Yani hep böyle yine bir araya gelme çabası hep böyle süre gelmiştir. Yani Nöropsikiyatri Derneği'nin de buna ben cevap verdiğini düşünüyorum. Yani bu ihtiyaca cevap verdiğini düşünüyorum. Ki yani 100 yıllık bir süreç, az bir süreç değil gerçekten. Ve özellikle bu heyecanında, bunu sürdürme heyecanında ve çabasında ve faaliyetlerinde gittikçe böyle artarak devam ediyor. 1989 yılındaki 25. Kongre'de isim değişikliğine gidilerek Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Ulusal Nöroloji Kongresi adını alan kongrelerin her ikisi de bu yıl 2014 yılında 50. Ulusal Kongrelerini düzenlemektedir. 1980'li yıllarda Türkiye'de nöroloji ve psikiyatri uzmanlarının sayısı önemli ölçüde arttı. Özellikle genç psikiyatri uzmanları ve asistanları, bir yandan asistan eğitiminin standartlara kavuşturulmasını, iyileştirilmesini istiyor, diğer yandan da mesleki bir uzmanlık derneği kurulması gerektiğini savunuyorlardı. Artık psikiyatrinin yalnızca bir uzmanlık derneği olacak, yeni bir oluşuma duyulan ihtiyaç 1990'ların başından itibaren daha sık dile getirilmeye başlandı. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin kuruluşuna giden bu süreçte Türk Nöropsikiyatri Derneği de kurucular arasında yer aldı. Bir taraftan İstanbul'daki arkadaşlarımız, bir taraftan Ankara'daki arkadaşlarımız hep birlikte çalışmaya başladık. Sonra İzmir grubu da buna katıldı. Fakat en büyük etki bence PAUD denen Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği oldu. Yani burada benim çok önem verdiğim bir nokta var. Dernekler o zamana kadar hep yukarıdan kurulurken, yani diyelim bir bölümün başkanı vesaire, örneğin Nöropsikiyatri Derneği o zamanın en tanınmış, İstanbul'daki en tanınmış hocaları
tarafından kurulmuştu. Nöropsikiyatri dergisi, işte Profesör Hasan Şükrü Aksel, yani o derneği de yaşatanlar Mazhar Osman gibi, Hasan Şükrü Aksel gibi, ondan sonra Fahrettin Kerim Gökay gibi insanlar yani daha çok. Yani çok az insanlar. Burada ilk defa tabandan gelen büyük bir çalışma isteği ve tabandan gelen büyük bir katılım var. Nöropsikiyatri Derneği çok farklı derneklerin dernekleri doğurmuş bir dernektir. Bunlar arasında Türk Nöroloji Derneği, işte Nöroşirurji Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği olduğu gibi bunlar hani doğrudan dal tıp dal dernekleri olduğu halde bunun yanında işte Türk-Alman Sosyal Psikiyatri Kongresi sürekli onun başlatıcısı, aynı zamanda İstanbul Psikanaliz Derneği'nin de bir şekilde ebeliğini yapmış, hani doğumu değilse bile bunların da derneğin gelişiminde önemli bir ne derler yapıcı faaliyet olduğunu anmak gerekir. 1990'lı yıllar Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin önemli işleri ve uluslararası etkinliklere imza attığı yeni bir dönem olmuştur. Dernek olarak yaptığımızda Türk-Fransız Psikiyatri Günleri vardı, Türk-Yunan Psikiyatri Günleri vardı. Maalesef, şunun için maalesef diyorum, biz onlarla çok içtenlikle böyle şeyler yaptık ama karşılığında ne Fransızlardan ne de Yunanlardan buyurun bir de bunun karşılığını yapan koşarak geldiler, sevinerek geldiler. Hakikaten çok iyi şeyler de oldu. Türk-Fransız Psikiyatri Günleri psikanalistlerle yapıldı. O dönem İstanbul'da kurulmuş olan psikanaliz grubu, İstanbul Psikanaliz Grubu'yla işbirliği halinde yaptık. Bu zaman zarfında Türk Nöropsikiyatri Derneği işte gerek kendi zon dediğimiz bölgesinde gerekse Dünya Psikiyatri Birliği yönetimleriyle son derece yakın ve önemli işbirliklerimiz oldu. Bakınca bunu çok büyük bir olay olarak görüyorum. Neden büyük bir olay olarak görüyorum? Şimdi bile bizim toplumumuz örgütlenemeyen bir toplum. Örgütlenme bakımından çok bilinçli bir toplum değil. Şimdi bile diyorum yani bundan 100 yıl önce tabii bu daha fazla böyleydi. Yani dernek kurmak, örgütlenmek, bir araya gelmek ve bir araya gelerek bilimin ilerlemesine katkıda bulunmak falan. Bunlar oldukça yeni şeyler Türkiye için. 1914'te çok yeni şeyler. O bakımdan Nöropsikiyatri Derneği büyük bir atılım olmuştur psikiyatri dünyasında, Türkiye'nin psikiyatri dünyasında.
2000'li yıllarda dikkat çeken bir gelişmede derneğin yayın organı olan Nöropsikiyatri Arşivi'nin yeniden düzenlenmesi ve uluslararası indekslere girecek niteliğe çıkartılmasıdır. Her yıl bu sene 7.'si 100. yıl sempozyumuyla birlikte yapılacak olan Nöropsikiyatri Günlerini düzenliyoruz. Nöropsikiyatri Günlerinde özellikle nöroloji ve psikiyatri, nörobilim ve nöropsikoloji alanlarını bir araya getiriyoruz. Çok önemli, çok ilginç tartışmalar oluyor. Bunların içinden belirli vakalarımızı da yılda 3 kere farklı nöroloji ve psikiyatri kurumlarında vaka tartışması olarak yapıyoruz. Buralarda da açıkçası ben çok şey öğreniyorum. Genç meslektaşlarımızla, kıdemli meslektaşlarımızla bir araya getirmiş oluyoruz. Dergimiz 50. yılında Nöropsikiyatri Arşivi. 5 yıldır SCI'de indekslenen bir dergi. Nöroloji, psikiyatri, nörobilim ve nöropsikoloji yazılarını yayınlıyoruz. Bundan sonra da yayınlarıyla, yani basılı yayınlarıyla ve daha sonraki yapabileceğimiz işte bir takım önemli toplantılarla gelecek yüzyıla adım atmaya ve daha sonra da sonsuzluğa kadar devam etmesini istiyoruz. Gelecek kuşakların desteğiyle. Günümüzde 1000'e yakın üyeye sahip olan dernek, mesleki işbirliği, dayanışma fırsatları oluşturmakta, toplumsal sorunlara çözümler getirebilmek için faaliyet göstermekte, toplumun ruh sağlığını tehdit eden gelişmelere karşı bildiriler yayınlamaktadır. Bu yıl 100. yaşını kutlayan Türk Nöropsikiyatri Derneği, bilimsel bir geleneği, bilimsel bir geleceğe taşımaya devam etmektedir.